kredi kartını fulledim var ya bu ay babam duyarsa ağzıma sıçacak kızım. Duramıyorum ya. Dün kabus gördüm de. Cımda çıban çıkmış bu kadar. Nasıl ya? Normalde dudakta uçuk çıkar diye biliyorum ama sen tabii gerçi bazen oradan konuşuyorsun. Evet, siparişlerimiz sucuklu yumurta kimindi? Ne haber beyler? Ne var ne yok? Of, yarın İtalyanca var ya, çok sıkıcı. Zaten hani yazın Milano'ya gideceğim. Nasıl geçtik kızım o konuya? Ya şimdi şöyle bir durum var. Hani ben yazın Phuket adasında olacağım ya, oradan direkt Milano'ya geçeyim diyorum. Ama hani bizim miras davası var. İşte o avukat da şey demişti hani. Bu arada ünlülerin avukatlığını falan yapıyor İstanbul'da da. Hani o 6 milyon lira kalacak oradan bana. 5'i benim dedi babam. Lamborghini istiyorum ben. Fakat hani babam dedi ki yani sen ilk defa araba kullanacaksın şimdi. Hani ikinci el bir BMW X7 alalım. Hani vuracaksan onu vur dedi. Kararsız kaldım. Ne yapayım sizce yani? Çok sıkıntılı durum ya. Abla pardon bölüyorum da senin çevre geniş. Benim de kardeşim İzmir'e bir tayini çıkarttırayım. O filme bilmiyorum. Gitsek mi gitmesek mi? Kararsız kaldım da. Alo. Barış sen diğerleriyle konuş. Sevgili değiliz diye bir şey diyemez ama. Dur sen bekle sen. Tatlışım ne yapıyorsun? İyi tatlışım ne yapayım öyle oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Konuş karı kızla DM'den sen. Sevgili değiliz diye bir şey demiyorum. Bir alıştırayım kendimi. Oh, iyi bakalım. Var mı bir isteğin? Tatlışım bir şeye bakacağım ama yaklaşır mısın be? Nasıl? Şöyle. Olmuşsun sen. Baran ben artık seninle görüşmek istemiyorum. Çünkü yani bu flört işleri falan yani aramızda ciddi bir şey de olmuyor. Ben kendimi çok değersiz hissediyorum sürekli. Sen de başkasıyla böyle. Öyle yani. Görüşmek. Dur ya yani ne demek görüşmek istemiyorum. Ben alıştım sana. Yani o zaman ben başkasıyla görüşmeyeyim tamam. Yani ciddi bir ilişki olsun. Oh, gel. Gel bugünün anısına bir fotoğraf çekelim. Gel. Gel. Sağlak onun şanı şöhreti anamazsa. Buyur. Teşekkürler. Bu ne be? Ulan böyle bırakılır mı lan tuvalet? Bunu temizlemek lazım şimdi. Ben yapmadım ama ben annem ben işe dönemedim. Gerçekten ben yapmadım. Hayır ben sadece şişimi yapacaktım yani. Dinleyin Romalılar. İmparator Octavius adına düzenlenen bu oyunlarda bu boktan meseleyi çözmenin tek bir yolu var. Bir tarafta saklanan gerçek, bir tarafta sarhoş eden yalanlar. Ama biz bunu yapacağız. Tamam çözün beni ver kapı şu köşede yapayım hadi. Burada yapacaksın Sezar'ın önünde hadi. Gel çağırma yer daha iyi ne lan? Oo biz ne bileceğiz kimin bokunu koyup getireceksin? Aşağılık herif! Kaç para lan o domatesi diyorsun biliyor musun? Atacak varsa 5 lira bak hadi. Yok. Herkes ben yaptım zanneder. Ben temizliğim. Tamam bak bekliyorum hadi. Takip istemi kabul tamam, et hadi. Tamam dayıcığım. Kapattıktan sonra kabul edeceğim. Tamam hadi hoşçakal. Ya anne! Siz benim Instagram hesabımı niye akrabalara veriyorsunuz ya? Her fotoğraftan sonra altına yorum yapıyorlar. Bikinili fotoğraf attıktan sonra arayıp imalı imalı konuşuyorlar. Ya dayın dedim kızım ne olacak bir şey yok. Ya kim olursa olsun yani bak. Şimdi hesabımı kapatacağım. Sana sorarlarsa kullanmıyor de. Kendime yeni bir hesap açıp telefon numaramı değiştireceğim. Lütfen kimseye verme tamam mı? Yeter artık bıktım ya. Ne olacak kızım? Dayı, ne işin var senin burada? Bizden kaçabileceğini sandın he? Dur! Vurma beni dayı! Eve gidip abdest alıp... Al şu telefondan kendine takip iste yat, sonra da kabul et. Bekliyorum burada. Şşş, nereye böyle? Dün isteden konuştuğum çocukla buluşacağım. Dikkatli ol bak, kaptırma bakalım kendine. Ay ya, bu saatten sonra kendimi kaptıracak değilim biliyorsun değil mi ya? O güzel sözlere, laflara artık yani doydum. Ama... Fotoğraflardan daha güzelmişsin. Genelde tam tersi olur. Teşekkürler canım. Canım yok. Canım deme. Ben ikili ilişkilerde en önemli şeyin güven olduğunu düşünüyorum. Evet kesinlikle çok haklısın ya. Sen bir dokuna gel buraya. Nereye? Nereye? Evet ne diyorduk? Biraz da sana sadakatten bahsetmek isterim. Şu ana kadar hiçbir ilişkimde kız arkadaşımı aldatmadım. Ne kadar saf hatta aldatan bütün arkadaşlarıma neden aldatıyorsunuz? Madem aldatacaksınız ayrılın o zaman demişim. Elime ne fırsatlar geçti. Hep salak yerine kondum ama sadakatten vazgeçmedim aslında. Kaptırmayacağız dedik adam kıyma makinesi çıktı. Bu arada koç burcu musun? Nereden bildin? Çok basit. Özgüveninden... Oynama saçını. Hayır yapma. Parlak zekandan... Burçlardan da anlıyor. Lider oturuşundan belli. Hayır hayır kalkma. Sus. Sus artık. Sus sen de. Ah hayır. Ah dayanamayacağım hadi sana gidelim. O
Oğlum 3 gündür Twitter'da sallayacak hiçbir şey yok ya. Instagram da öyle. Fazla kedi köpek videosu. Bize gündem lazım. Linç lazım. Kaos lazım. Kan lazım. Kurban lazım. Ya fotoğraf paylaşacağım da açıklamaya ne yazayım bir şey bulamadım. Neyim ben? Twitter'ın en güzel kızı mı? Yaz bunu açıklamaya paylaş. Paylaştım. Şeryu bak ne yazmışlar. Peynir tenekesine benziyorsun. Çok güzel. Bunu ağzıma sıçıyorlar, ben siliyorum bunu. Boşver sen onları, devam et yazmaya. Böyle olmazsanız sevgilileriniz bana kaçar. Defolun gidin bu sitede. Şeryu. Allah belanızı versin. Kalçası böyle olmayan da kendine kadınım demesin. Şuna bak, fotoğrafında 20 beğeni, 150 takipçin falan var. Ben de takipçi satın aldım. Evet. Para verip takipçini 10 bin, beğenini 100 bin yaptırsan ne olacak? Onun sahte olduğunu sen biliyorsun. Daha kötü değil mi yani? Doğru söylüyorsun hayatım. O yüzden organik satın alacağım. Organik ne? Bizim takipçiler çiftlik mi? Havuz çıprası mı? Yumurta mı? Ne? Kaç takipçi lazım Hese? 100 tane yeter ya. Hey hombres, takip içi işin bana 100 kişi lazım. Mi, hombre, mi. Hombreleri Hese nereye gidiyor? Tranquila amigo, tranquila. Ne oluyor bu? Bunlar kim? Göçmen bürosu mu? Ha, polisiye Instagram. Evet hanımefendi, hesabınızı kapatıyoruz. Ama bu takipçiler benim arkadaşlarım yani. Öyle mi? Peki İspanyolca bu arkadakiler benim arkadaşım der misiniz? La isla bonita. Hey mi hermano. Memnun oldum Madonna. Alın bunları, al. Tamam kızım da kimle eve çıkacağım? Bir tanımamız lazım değil mi? Demek eve çıkacaksınız değil mi üçümüz? Evet tamam, beraber güzel olur diye düşündük. İzniniz olursa. Kim kızlar? Önünüzde 600 soruluk bir test var. 40 dakikada süreniz var. Biz odadan çıkacağız, bir testi yapın bakalım. Tamam mı? Karar veririz. İçeriye bir müzik verin. Elendi. Sen ikinci öğretimsin kızım. Akşam geleceğim, müzik dinleyeceğim, film izleyeceğim, olay tamam, çıkarayım. Tamam o zaman iki kişi çıkalım. Öteki bu ikinci kız da müzikte çok eğleniyor ya. Değil mi? Ha? Paketi kıza verin. Bak senin kendi halinde dediğin kız Long Island yapıyor. Nasıl kızım? Sevdin mi müziği? Çok iyi, ben bayıldım. Bu Ecem senin geçen açtığına çok benziyor bu. Hangi geçen açtı? Moruk geçen salı bir şeyler içtik tamam mı? Ecem de tutturdu. Bana bir şey olmadı. Fakat bunlar eğleniyor. Bana hiçbir şey olmadı. Ha, şimdi bir şey olacak sana dur. Ya Aykut bak senden ayrıldım diye niye herkese yaşadığımız her şeyi anlatıyorsun? Niye benim adımı kötüye çıkartmaya çalışıyorsun? Ben kimseye bir şey anlatmadım. Beyler Hazal'la yaşadığımız her şeyi bunlara yazdım. Sen kuzeye, sen batıya, sen de doğuya git. Anlatın. Köy köy, kasaba kasaba, gencinden yaşlısına herkese anlatın. Ne botlar yediğimizi anlatın. Yalan söyleme, herkese anlatın. Ben sadece bana geri dönmeni istiyorum, hepsi bu yani. Merhaba, ya kitabınızı okudum, benim için imzalar mısınız? Ah tabii hemen. Ya günümüz kaltakizmini o kadar güzel işlemişsiniz ki. Aa, kitapta bahsedilen şerefsiz karı. Değil mi? Fotoğraf çekilememiz, ne olur. Kitap yazmışsınız, şerefsiz, hala bana dön diyorsun, ne diyorsun saç. Yani ben sadece bana geri dönmeni istiyorum, hepsi bu. Efendim, yayına son 3 saniye. Değerli yurttaşlar, eski kız arkadaşım Azal tam 7 kez kürtaj yaptırdı. Lan ne zaman oldu öyle bir şey? Uydurma saçma sapan! Dönmüyor mu bana? Ne dönmesi lan? Dönülür mü bu saatten sonra? Seviye mi bıraktın? Kürtaja para yetiştiremeyince sonuncuyu ben kendim kokteyl pipetiyle yaptım. Of çok sıkıldım kızlar. Akşam rakı balığa çıksak mı? Ay bence de çok güzel olur değil mi Cansu? Ay çok iyi olur. Ne zamandır içim sıkılıyordu. Çıkalım şöyle takılalım. Kafamız dağılır ya. Ebru'nun dediği yer neresiydi Ebru? Ebru nereye gitti? Kanka Ebru ilişki yaptı artık. Biz beraber şey yaparız. Ha, tamam ikimiz çıkalım o zaman. Karar verdik mi? Nereye gidiyoruz? Sen sevgili yaptın diye Caner'le falan. Ayrıldık ya, gelebilirim. Sıkıntı yok. İyi tamam o zaman üçümüz. Gene kayboldu bu. Biz beraber takılalım. Neyse biz ikimiz şey yaparız. Kim üçümüz mü gidiyoruz? İstersen şey yapabilirim ben. Bu sıkıntı olmaz Caner. Caner'e haber vereyim, bir şey yok Caner. Taksiyle gidelim ama şey ya arabayı. Ne diyor anlamıyorum ki. Çeken bir yere ilişkisi mi çekmiyor? Türk telefonla mı çalışıyor çıktığı çocuk? Ne bu? Yok kanka şu anda ayrılıp barışıyorlar, ondan böyle gidip geliyor gidip geliyor böyle. Of. Abi şu tuş ne işe yarıyor biliyor musun? Bilmem ki ne işe yarıyor? Bütün televizyonun sesini kapatıyor. Oo nasıl biliyor benim oğlum abisi ya? Aferin, vallahi böyle bak nasıl abisi geçecek. Vallahi senden o. Daha iyi olacak bir çocuk.
etkisin. Abi peki balinalar neyle beslenir? Balinalar küçük balıkları falan yiyordur. Hayır, plankton. Ooo ne çok şey biliyor görüyor musun abisi? Bak nasıl cayır cayır valla abisine nasıl döşüyor benim oğlum. Peki su kaç derecede kaynar? Su 100 derecede kaynar. Evet ama... deniz seviyesinde. Lan bu! Ben korunamam! Bu abisiyle döşedi, ışklandım lan. Döşedim ya! Korundum beni! Abisine! Abisine! Kapak! Kapak oldu be! Bilgisayar işletim sistemi hangi rakamlarla çalışır? Bilmiyorum baba. Hadi! 1 ve 0 olacaktı yavrum. Ne oldu? Hadi bakalım hepinize. Taka taka tak. Keser sapı. Ne oldu anam? Hadi biliyordun onu bunu. Hadi bakalım. Hiç utanmıyor mu? 5 yaşında çocukla silik yarıştırmaya sen. He? Merhaba. Merhaba Ezgi ben. Memnun oldum Ezgi. Hangi bölüm? Edebiyat senin. Aa ben de edebiyattayım, ne tesadüf ya. Aa ne güzel tesadüf. Aa, hem aynı bölümdesiniz hem yurtta aynı odada kalıyorsunuz. Şahane. Hadi hadi yerleşin siz, anlaşın kaynaşın hadi. Yemekler kötü, internet çekiyor. Son giriş saati çok erken. Duydun mu? Evet neyin sesi bu? Bir şey diyeyim mi? Bence sizin de çok iyi anlaşılmaz. Kızlar ne oluyor? Hayır. Baba bir şey var bu odada. Baba benim bir şey var. Buradan da sizler gibi bu odada kalan bir üniversite öğrencisiydi. Üniversite hayatı boyunca hep eve çıkmak istedi ama asla çıkamadı. Sonra bir gün evci izni aldı ve bir daha ondan haber alamadık. O gün bugündür hayaleti bu odaya kim gelse onları eve çıkmaya ikna etmeye çalışır. Tamam da internet düzelecek mi yani? Çok mu yavaş? Bu kadar şey anlattık. Buna mı takıldın? Kankacım ya ben bu ara biraz sıkıştım da bana bir 500 lira borç versen ay sonunda ödesem. Ayıp ediyorum kankacım. İyi bana söylesen ben göndereyim sana. Bakalım Instagram alemi ne yapıyor? Onlar benden borç aldı. Ya kardeşim sana milyon kez diyoruz. Güvenme şu insanlara. Bundan sonra güvenmeyecek kimseye vallahi. Ha şey güvenmeyeceğim demeyelim de herkes aynı değil diyelim. Hem bak sana kek yaptım. Doğru. Herkes aynı değil. Ya bacım ne keki ne kurabiyesi. Adam alenen salak yerine koydular. Evet salak olursun bazen ama yine de insansındır. Malak da olabilirsin bazen. Hatta dalak olabilirsin ama patlamazsın mesela. Ya dellendirmeyin beni Nil. Hadi bir git gözünü seveyim daha tepe gez. Telefon çekiyor mu diye kontrol et. Hadi çıldırtmayın beni oğlum bana bak bana. Sinirlemem ben kimseyi. Kimseye. Ay Nil'ine de kekine de ya. Aman bizi de o dalak değil zaten. Bir tane alüferişten tonu yemekli gelmiş. Ocuk buç mu benim bir tane tür. Tabii yeriz. Hadi gidelim mama yiyelim. Hadi hadi gel. Ne yiyeceğiz hayatısım? Ya hamburger yiyelim mi? Ne zamanlanayım anne? Tamam hacı yeriz de ne böyle sarmaşık gibi dolanıyor ya? Ne oluyor ya sana? Yok bir şey ya hadi gidelim seni giydirekler. Gel dur. Allah Allah sen niye böyle davranıyorsun? Gelsene bir içeri. Aşkım sen niye böyle dışarıda garip davranmaya başladın? Aa ilk demeden üzmüş müyüm ben bir tane içine? Tamam dikkat ederim hadi gel hadi bebeğim. Allah Allah ben büyüttüm herhalde çok. Benim için bir tanesim aga bu parfümü az sık be ne biçim sıkıyorsun kokuyu görüyorum lan. Bu kapıda bir şey var çıkınca sana bir şey oluyor gelsene mi? Gel 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 tam eşikte dur şimdi kafanı içeri yatır. Şimdi soracağım soruya böyle kafanı eksen çizerek cevap ver tamam mı? Alışverişten sonra da sinemaya gidelim mi? Gidelim bir tanem baco çok uzun be 3 saat ha. Abi kapıda hakikaten bir şey var ha. Lan ne taktın kafaya bu kapıyı bir tanem sen kapıtanı bir tanemi yaptım. Evet 850 lira 4 taksit yapıyorum. Hayır tek geçer. Tek geçeyim. Evet. Okay. Bir telefon numarası alabilir miyim? 583. Birader bir müşteri geldi. Üş, 850 liraya tek attım. Kanka sende numarası var mı? Versene bize de verir belki. Kanka var numarası ama bak sorarsa benden aldığını söyleme. Saçmalama söyler miyim be? Alo iyi günler. Sub-Zero su arıtma sistemlerinden Elif ben. Bir kampanyamız var ama. Teşekkürler düşünmüyorum. Oldu peki teşekkürler iyi günler. İyi günler. Kanka sen yarın ara valla beraber olduğumuzu anlayacak bak yapmayın ya. Obur tobur çipre çiftliği ilgilenir misiniz? Nasıl yani? Elif ben hafta sonu çocukları pikniğe götüreceğim çiftliğe bakar mısınız de. Oğlum ilgilenir misiniz? Pardon mi? Numaramı nereden buldunuz? İyi günler. Oh valla çok korktum. Müsaadeniz ben kendisine bir bayram mesajı göndermek isterim. Valla ben bir daha arayacağım. Kanka arama gözünü seveyim arama vallahi anlayacak ya. Aa attığın SMS'in ekranını alıp Twitter'da paylaşmış. Nereden buluyorsunuz numaramı diye. Yapma ya ben senin adını söyleyeyim o zaman benim başımı yapma. Abi niye beni söylüyorsun ben ne yaptım şey desin, abi. Şey desin bu tuvaletin kapısının arkasında gördüm desin. Bu ne oğlum ya. Ben diyete başladım böyle olmuyor.
Hacı zor böyle be. Ne yapacağız? Zor tabii kanka ama şu bir iki günü bir atlatalım bak nasıl alacağız. Etraflarını sarın beyler. Kaldır elini sen de. Kaldır kaldır. Hadi kaldır elini. Kaldır kaldır. Oğlum siz kimsiniz ne? Soru sorma kardeşim. Açıklama yapılacak birazdan. Sen kaldır elini. Değerli iş organlar. Düzensizliği bozmayı yönelik faaliyetlerinizden dolayı yönetime el koyduk. İkinci bir kadar sağlıklı beslenmek yasaklanmıştır. Hain puştlar. Şimdi de alınımdan türküler. Ya o kadar türkü var, pastırmalı falan niye bir şey açıyoruz ya? Allah Allah. Sokarlar diyete ya, ben pizza söyleyeceğim. Ama pazartesi kesin... Kalbimdeki kaşıları fikirle ben bana gittim. Annen arıyor. Annemse alayım ben. Anneciğim iyi akşamlar. Kızım ne yapıyorsunuz? Valla giydik pijamaları işte kızlarla beraber. Film izlemek için televizyonun başına yollanıyorduk. İçki falan içmediniz değil mi? Ya zinhar alkol falan aldım. Kapat yatacağız falan. Bir tamam sen bir sakin ne ol bir sus. Çünkü... İnanayım mı içki içmediğinize ha? Velev ki alkol almış olsak anneciğim. O kafayla şu kelimeleri nasıl düzgün telaffuz edebilirim ki? Arı bu üç kartal gibi konveri sanki rolları ben patron olarak darımcan yakabilir ha pardon ya. Ey bir mini mikrofon. Aferin kızıma. Hadi selam söyle arkadaşlar. İletirim efendim. Peder Bey'e hürmetler. Bir saniye sen o kafayla nasıl rap yaptın? Bir daha yapsana. Ne söyleyeyim mi zaten? Bofi. Bofi, bofi. Eski sigara kasım var. Bayram mübarek olsun babaanne. Çok yaşa Mustafa. Al bakalım bu bayram bu kadar artık. Selicim bayram mübarek olsun. Ha, çok yaşa kızım. Al bakalım artık bu bayram böyle olsun. Işıkları alabilir miyiz? Ben. O bir kuzumun kuzusu. O bir yavrumun yavrusu. Benim de oğlum olan o 1, 2, 3, 4, 1 turumuz geliyor. Bayramınız mübarek olsun hacılar. Senin ben taşça ne burada olsun. Yerim bölümü. Ben senin taşçaklarını bölüne geçirip mangalda şiş yapar da yerim benim ağlım be de. O anne bizi neden Hasan abi kadar sevmiyorsun? Aa olur mu öyle şey kuzum? Ben hepinizi eşit seviyorum ama Hasan'ımı bir başka eşit seviyorum. Ama öyle olmaz ki. Sus bakalım sen azıcık. Aa olur işte ben cor cor bulurum işte. Ne olacak? Beş parmağın beşi de bir mi? Hayır bak beş. Allah Allah. Baba birazdan bizim çocuklar gelecek de. Ne yapayım oğlum bütün zirzoplar toplanıyorsanız bana. Valla hiçbir şey hazırlayamam. Ne varsa yersiniz. Oo kanka hoş geldiniz. Selam bacım ne haber? Ne haber kanka? Eviniz çok kral ha. Yavrum hoş geldiniz. Şöyle birer kanepeyle başlayalım. Elinize sağlık. Orhan amcanızın stand-up'ını izlemek üzere sizi salona doğru alayım ben. Buyurun. Kanka Nazan sözü çok kral kadın ya. Hoş geldiniz. Ercan bir yorgun görünüyorsun oğlum ya. Hayırdır? Kamyonu mu devirdin dün gece? Bizim Burak'a da çok yaparım bu espriyi ama ona kamyon demem. Scooter'ımı devirdin derim. Ara sıcaklarla devam edelim çocuklar. Gösteri bitince yemeğe geçeriz. Alın bakalım. Hadi haberleşiriz beyler kendinize iyi bakın. Baba sevdin mi bayağı bizim çocukları? Ben de seveceğim. Benim arkadaşım canım. Benim yani. Anne sigara böreği kaldı. Orada duruyor git kendin yap. Üvey miyim lan ben? Ben bırı bırı. Yeni evleniyoruz da salona bir koltuk takımı. Aa o halde bu koltuk bir kampanyaya daha giriyor. Yeni evlenen çiftlere özel sadece 2000 pound. Neyse Nurhan alıyor muyuz bunu okey mi? Bence olur bir tane alalım bunu. Hı. Alo efendim ya. Yalnız oğlum ben Nurhan'ın teyzesi olarak bu koltuğu kabul edemem. Şu 40.000 liralık takımı almamız lazım. İyi de ablacığım ben sana sormuyorum ki Nurhan kabul ediyor. Nurhan'la konuşmayacağım bunu biz de konuşacağım. Niye? Sen Nurhan'ın menajeri misin? Pinti bir şeymiş bu çocuk ya. Nurhan ütü olarak da bu var. Ben fiyat... işte ben teyze kızı olarak bu ütüyü kabul edemem. Lan sen Berlin'de yaşamıyor musun? 5 senede bir geliyorsun zaten Türkiye'ye. Ha, gerçek yüzü ortaya çıktı vallahi. Hayatım lamba olarak da bunu beğendik. Bu gayet güzel. Yalnız oğlumuz bak bu lamba dekoratif değer. Ben Nurhan'ın babaannesi olarak bu lambaya kabul la bu kör ya. Niye karışıyorsun kör haline? Orhan pardon da sen benim yakınlarımla böyle konuşamazsın. Nurhan ben onları kabul ediyorum onlar. Alo bir saniye. Çok yanlış bir tercih yapmışım biliyor musun? Al. Hah nişan atıldığına göre bizim işimiz bitti. Hadi bakalım. Eski damat. Kendine iyi bak. Pislik pildi cimri it. Değerli izleyenler, koronavirüs kapsamında alınan yeni tedbirleri Profesör Doktor Oktay Şevket Mahmut gibi bize ifade edecek. Buyurun Profesör. Evet, iç sayılmayan haftanın günlerinde saat 10 ila 20 arası dışında sokakta yer alma imkanı yok. Yani evet akşam 8'den sabah 10'a kadar sokağa çıkmak yasak. Hayır bakın daha anlaşılır ifade edeyim. Hafta sonu olan günlerde
saat 10'dan 20'ye kadar dışarının içinde, kalan zamanda da içerinin içindeyiz. Ne? Allah Allah, efendim daha basit anlatayım, pekala. Bakın, uyandınız, saat sabah 10, okey, o cepte, dışarı çıktınız, okey, ye içeri, ha okey, tamam, takılma falan filan. Baba hiçbir şey anlamadım ben. Ben o filmi izlemedim. Ben de bir şekilde çıkmayacağımızı anladım sadece. Anlanmayacak bir şey yok işte. Ben akşam ezanı okuyup İmam Allah'a ekber dedi mi? Herkes evinde olacak işte. Allah Allah. Sokakta zaten o saatten sonra itler şeytanlığa gezer. Siz mal mısınız biraz? Şimdi mesela erkekler şunu idrak edemiyor. Kesinlikle çok haklısın. Yani zaten erkek kusurlu bir varlık. Yani sürekli işi gücü, seks, cinsellik, prezervatif, ertesi gün hapı hep kafa burada ya. Değil mi? Hem cinslerimin yaraladığı kadınlarda tekrar güveni tazelemek çok zor bir şey yani. O yüzden erkeklerden nefret ediyorum yani. Bu arada bu saatten sonra gidilmez. Sen bende kal istersen. Ama ya şimdi ilk buluşmadan da sana gelmek... Pardon sana, lafını unutma. Sana. Bak şimdi kadın dediğin şey zaten ana yani. Doğru. Sen yaptığın için ben varım. Evet işte senin gibi erkek çok az. Sen kal bu gece o yüzden. Kahvaltı yaparız sabah zaten ya, bir şey olmaz. Yani kalmak falan ne bileyim bana göre... Bak bir nükleer silahım olsa düşünüyorum lan nereye atarım diye. Bak erkekler neredeyse kendim de dahil ha, hiç acımam. Çat çakarım gitsin. Alay şerefsiz yani. Kal sen. Yok hayır, bu kadara kalamam. Bak sen bu gece kal, yarın sabah gidip kestiriyorum. Vallahi de. Allah belamı versin. Hemen ben kalksana gidip seni çıkartayım. Ha şöyle ya. Ta anasını avradın erkeklerin. Bu nedir ya? Bakar mısınız bana ne yazmış? Keşke seninle karantinayı baş başa geçirebilseydin. Geçir de seni bir güzel... Tövbe estağfurullah. Ya ben çok acıkıyorum. Karantinanın getirdiği sıkıntıdan dolayı da mı? Mesela 104 kiloluk bir mando olduğundan dolayı olabilir mi? Abi bu karantinadan dolayı sürekli evdeyiz. Çok sıkıldım ya. Normalde evden çıktığın var sanki. Asosyal yavşak. Ben de karantinadan dolayı saç bakımına gidemedim ya. Şu tipe bak. Şahtın şahbaz oldun. Zilli. Şimdi de yan yana olsaydık seni öperdim yazmayı. Çok acıktım. Bakalım. Bu nasıl saç ya? Bana aşık. Acım aç. Sıyırdık abi ya. Çok çirkin olacağım. Herkes bana... Bana aşık. Ekmek var mı ekmek? Asosyal değilim. Aşıksın. Aciz aciz aciz. Evdeyiz, sıkılıyorum. Ne bakıyorsun? Abaza. Makarna var mı makarna? Yeter lan yeter. Vallahi iyi yaptım, birazcık kafamızı dinleriz. Sen ne yapıyorsun? Saçlarımı tarıyorum. Neden? Sence? He o mesele. Halil'cim senin tahammül problemin vardı. 6 aydır psikolojik tedavi sonucunda ne kadar yol kat ettiğimizi görebilmemiz için şimdi arkadaşlarının storylerini izle bakalım. Tamam doktor bey, açıyorum o zaman, izliyorum. Saçlarımı kerkir keseyim mi? Yani kesin de o da kurtulsun biz de kurtulalım. 30. defa aynı story atıyor arkadaş. Geçiyorum. Geç. Oha göte squat'a bak, ben bundan bir şöyle bir ekran alayım da ileride kullanırım. Geçiyorum hocam. Geçtim. Yazdan kalma bir TBT paylaşmış arkadaş. Nom 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 nom. Çok tatlı. Geç. Aldanma çocuksun. Ulan sokağa çıkma yasağı var. Ekonomiler batıyor. İnsanlık yok olacak daha hala aşk acısı çekiyor zımboya. Geç. Yani bu biraz salakmış yani. Evet. Bunu da nereden takip ettim ya? Geç. Karantinada kitap okuma keyfi. 2 senedir o kitap bitmedi hocam. Yaz kış aynı kitap. Bir de Ömer Seyfettin'in kaşağısı ya. Cin Ali'yi oku, Cin Ali'yi. Geç. Seni takip ettiğim güne lanet olsun. Geç. Bak 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 salağa bak. Spor yapacağım diye evde koltuk kaldırıyor bak. Geç. Bunların hangisi oruç hangisi değil anlayamıyorum ki ben ya. Hangisine salça olacağız şimdi biz? Bir bakalım. Kurumuş dudaklar. Açlık sebebiyle sinirden kırışmış kaş ortası. Sigarasızlıktan titreyen sağ el. Ve sahura kalkamama korkusuyla uyumamış kızarık bir çift göz. Kesinlikle oruç. Ya layık be o. Oruç tutar mı hiç? Pardon bakar mısın? Ne var lan? Ne var? Oruç ağız adamı sinirletmeyin vallahi bak tutmuyormuş. Tutağa bari saygılı olsun adamı dinden imandan. Mesela şurada oturan çocuk. Oruçlu birine göre fazla enerjik. Gözleri fıldır fıldır. Çevresindekilere karşı sevgi dolu. Ve bingo, kot pantolonundan belli olan sigara paketi. Kesinlikle oruç değil. Kesin değil mi bu arada? Kesin kesin, git azarla yürü. O zaman ben gideyim de şunu birazcık kınayım. Oğlum sen utanmıyor musun lan oruç tutmamaya lan? Genç adamsın, sağlığın zaten yerinde. Benim 85 yaşındaki dedemde kalp var, şeker var, tansiyon var. O adam tutuyor, sen tutmuyorsun. Hiç utanmıyor musun lan? Ey gençlik nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun gençlik? Ey sana diyorum lan! Oh! Bu beni iftara kadar tutar. Gizem, sana gül aldım. Aa, keşke onu alacağım parayla bir yardım kuruluşuna bağış yapsaydın. Daha iyi olmaz mıydı? Ne bileyim ben, kızlar böyle şeyleri sever diye şey yapmıştı. Kız mı? Kız babandır. Kadın diyeceksin, o çiçeğiyle götüne sok. Doğru, haklısın. Ben de işte sabah spora gittim, 5 kilometre falan koştum. 2 rekat namaz kıl dese kılmazsın ama. Yok ya, ben kılarım yani arada da olsa. Yani herkes kılmalı. Ben ateistim, ben niye kılıyorum? Ateistler bu dünyanın gerçeğidir. Bu ülke sizin gibiler yüzünden gelişmiyor. Evet, yine birilerini memnun edemedik galiba, değil mi? Atatürk sen insanları memnun edeme diye kurtarmadı bu ülkeyi.
ülkeyi salak. Pardon, ben bir su alabilir miyim acaba? Hap içeceğim de. Bak kardeşim, benim karşımda ilaç içiyorsun. Benim canım hap çekiyor. Şu an oruçlu olmasaydım iki kutu aspirini gömmüştüm. Birazcık saygınız olsun. Su da çeşme suyu herhalde ya. Çeşme suyu sevenler derneği olarak seni kınıyorum. Senin gibi marka köpekleri yüzünden çeşme suyu sevenler hor görülüyor, eziliyor bu ülkede. Haklı. O suyun da kaynağı var. Bu işi kurtarmadı bu ülkeyi. Al işte, intihar etti. Allah'ın verdiği canı sadece ve sadece Allah alır. Bilmiyor işte. Dinsiz gitti. Geçmiş olsun. Aşkım, o zaman Instagram'da beraber ilk fotoğrafımızı paylaşıyorum. Ne oluyor lan? Nereye gidiyorsunuz? Melisa sevgili yapmış birader, takipten çıkıyoruz. Oğlum, kavimler böyle göç etmedi he. Arkadaşlar, bugün sevgilisiyle fotoğraf paylaşan yarın neler neler paylaşır ey cemaati Müslümin. Haklı. Ar, namus, şeref diye bir şey kalmamış. Oğlum. Kızın yanında erkek var ya. Ya bir kıza bakıyorum, Allah'a tüm kalbimle iman ediyorum. Bir de çocuğa bakıyorum, Darwin'in de diyorum, yabalanıyorum, atmamak gerekir diyorum. Melisa bizi ateist yaptın Melisa'ya. Arkadaşlar, milli değerlerimiz hiçe sayılıyor. Bu biz takipçilerine yapılan bir saygısızlıktır. Melisa yargılansın. Benim bu takipten nasıl çıkılıyor? Ya ben bu adını almak istemediğim küçük hanımı artık takip etmek istemiyorum da. Küstüm. Oğlum hocacık, gel. Birader sen homofobik misin? Kim ben? Oğlum ben Mabel Matiz şarkılarını bile ezbere biliyorum. Ne homofobiyi? Hayırdır? Arkadaşlar! Ne var lan? Ne? Sakin olun. Belki sadece arkadaşıdır. Sevgilisi değildir. He, arkadaşıdır. Çocuk ne yaptı eksiğine inmiş kızın üstüne? Şu sarılmaya bak. Ahtapot gibi amına. Fikret abi, ben durumu izah edip hemen kaçayım. Ben artık Oktay abiye tıraş oluyorum abi. Aramızdaki her şey bitti. Lütfen kusura bakma. Uzatmayalım. Ne olur. Peki. Fikret abi. Konuş Beşir, ne gördün? Halil'i eski berberine giderken gördüm abi. Halil! Berber Oktay'ı terk edemediğin için beni terk ediyorsun. O ölmesin diye beni öldürüyorsun. Niye ben? Fikret abi. Açın kapıyı. Oktay tek tıraşta sünü verecek bir çiçek. Peki ya Fikret? Fikret abi, kokun iyiyim, bırak o silahı abi. Bak şeytan doldurur, ölürsün abi. Açın kapıyı diyorum size. Sen Oktay'a tıraş olmaya başladığında ben zaten öldüm Halil. Sen zaten beni kaybetmeyi göze aldın. Beni. Berber Fikret'imi. Sen benim müşterimdin. Lan senin müşterindi de bizim saç spreyimiz miydi? Birader, eğer buna tıraş olacaksan bana olan borcunu öde. Sana da mı borç takıyor lan bu? Oldu o zaman. Halil kaçar. Onun için yukarı kaydırman yeterli. Senin için yukarı kaydırman yeterli. Bu ne abi, herkes yukarı kaydır ya. En güncel itlik serserilik hırsızlık uğursuzluk haberlerini görmek için ekranı yukarı kaydır. Ne? Yukarı kaydırsana lan. Allah, bana bir su versene ya, korkudan dilimden var. Aa, içtiğim suları cidden çok soruyorlar. Instagram'a şimdi ben onun linkini bırakıyorum canım, oradan alırsın. Ne? Yukarı kaydır diyorum, ne diyeceğim? Yukarı! Ya kaydır git şuradan ya! En güzel seccade ve tespih çeşitlerini görmek için ekranı yukarı kaydırmanız yeterli. Dede sen de mi yukarı kaydır? Oğlum yukarı kaydır ne lan, cahil. Swipe up. Siktir dedem, duygu hocasından olmuş. Baba, anne, evdekiler delirmişler artık ya, ben boşanmak istiyorum. Bulalım avukatı, boşanalım o zaman ya. Bayanlar, boşanırken kocanızın donuna kadar almak istiyorsanız en iyi boşanma avukatları için ekranı yukarı kaydırmanız yeterli. Donuna kadar alacağım seni. Ağzını aç. Kimmiş? İkinci sezon. Al içeri, al. Merhaba. Hoş geldiniz. Ulan bu gereksiz yine mi gelmiş ya? Selamlar bu tarafa herhalde değil mi? Aa, bak bu Merve Bolur için galiba. Baksana iki parça. Kanka, sana meydan okuyorum. Yok kardeşim, bu sezon akım almıyoruz. Hadi. 2 dakika gireyim çıkayım ben. Hadi gidelim kardeşim. Hadi dükkanın önüne kapatma, hadi. Yemin ederim var ya, hiçbir yerde bulamayacağınız eşsiz tariflerle geldim. Ne var? Soğansız menemen. Bak şu Fransız mutfağına hakimsin biliyorsun değil mi? Geç içeri. Geç. Kodumun Gordon Ramsay'i. Bak, birileri yine ekmek mi yapacak? Fırıncılar odasına bile kaydoldum, ne diyorsun sen? Trabzon vakfı kebir ekmeği zinciri kırılsın. Hello. Ben bu sezon yastık birazcık köşüdür diye bekliyordum, ne bileyim kırlar falan olur diye bekliyordum ama artık 3. sezona inşallah. Ağam, benlik bir şey kalmadı, ben de gidiyorum artık. Sen nereye ya? Bittim ya, tükendim. Gizem! Hadi arada bir hamburger, cheesecake, ne bileyim waffle, pizza, ne varsa sipariş et de yiyelim. Gittim 3000 tane çeşit mevsim mevsim fotoğraf çekildim, stokladım. Artık onları atarım sosyal medyaya, bir süre rahat ederim. Akşam da gideriz bir yere falan filan. Şimdi Pilates hocamı arayacağım. Diyeceğim ki senin de Allah belanı versin minderinde. Sana da gelmiyorum. Ooo! Ben fotoğraftaki kadını bekliyordum, yani Hande Hanım'ı bekliyordum ama hani, siz geldiniz yani, teyzesini falan mı yolladı, şaka falan mı yapıyor yani? Çünkü bu fotoğraftaki siz değilsiniz.
Benim fotoğrafına gidelim. Filtre var. Filtre ondan. Ay, filtre var. Filtre mitre değil. Bu zamanda yolculuk bu ya. Manken gibi kız bekliyoruz. Geliyor. Firavun Tutankhamon'un hizmetçisi mezardan çıkıp geliyor ya. Muhallebik. Sinemaya gidek. Ben bilmem, o kadar yol parası verip geldim buraya. Yani o kıza benzeyecek seni şu an. Benze hadi. Canım lütfen gidip şu tuvaletini yapar mısın? Bak 2 saattir can çekiyorsun burada. Yok sen gidince girerim ben ya. Şimdi dalga falan geçeceğim. Büyüteceksin, hiç uğraşamam. Ama büyüttün ya. Tamam. Hiçbir şekilde konuşmayacağım bu konu hakkında. Lütfen. Ya yok, çok sıkışmadı zaten. Boğazına kadar dolmuşsun. Git yap ya. Saçmalama. Müjdeler olsun. Beyim, müjdeler olsun. Bitti. Ebe hatun de bana. Katı mı cıvık mı? Gatı beyim, Selma Hatun gatı yaptı. Kışladı, çok hayır şer işledik. İndik burada kışladı, çok hayır şer işledik. Salak! Şu renk ayrı sen. Girileceğim, bak sana güveneyim de hafta mı kaldı? Muhtar, Selma Hatun'un sıçışı şerefine köy meydanında aş dağıtılsın. Fakirlerin karnı doysun. Değerli müşterimiz. Teknik ekip elemanlarıyla görüşmek için 1'i, fatura ödemek için lütfen 2'yi tuşlayın. Değerli müşterimiz, şu anda bütün teknik ekip elemanlarımız kahvaltı yapmaktadır. Bekleme süreniz 28, 4 saat bekleyeceğiniz bu sürede operalarımızdan Wagner'den Tristan için 1'i, Friedrich Handel'den Jules César Mısır'da için 2'ye, fatura ödemek için lütfen 2'yi tuşlayın. Vay efendim, kimler aramış ya, ne şeref bana nasip oldu. Nasılsınız efendim, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben faturamı yatıracaktım ama. Ya dur bir soluklan da bir çay içeydin yani, ne bileyim. Şimdi sıkışma bak, yani biz yabancı mıyız canım, sonra da veririz. Teşekkür ederim. Ne kadar acaba borcum? Ya tamam, ne verirsen ver işte ya. Tamam. Nasıl ya? Ya çok teşekkürler. Bunlar çok güzel hediyeler ama sana açık olacağım. Yani ben daha çok hard erkeklerden hoşlanıyorum. Yani mesela bak Halil gibi. Birader gel buraya, gel. Bak güzel kardeşim, 2 tane çay var. 10 dakikadır bekliyoruz burada. Rize'den mi geliyor bu a**nın çayları? He? Bak görüyor musun, insanlarla ikili diyaloğu nasıl güçlü. Peki mesela barok mimari hakkında ne düşünüyorsun? Ne baroğu ya? Barok ne kızım? Bildiğini alenen ifade etmiyor, ne kadar güzelliği. Ya şimdi bırak şimdi barok marak, oyna da bize gidelim, bitirelim hadi şu oyun. Hadi kurban oldu. Bak görüyor musun, isteklerini ne kadar net ifade ediyor. Güçlü bir karakter. Ay, nereye gitti bu zar? Eyl orada. Ay nerede? Eyl orada bir yerde dur o. Aa yok! Ve bingo, mizah, bayılırım net. Böyle bir şey istiyorsun yani. Evet. Ne oldu bak? Ben şimdi mağaraya sürükleyeyim ya kafamdan.